Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Öncelikle geçen haftaya göndermelerimizle başlayalım. Nikon aynasız makine kullananlar var mı acaba demiştim. Gerçekten de varmış. Yorumlarda yazmışlar sağ olsunlar. Yalnız çoğu ben söylemesem hiçbir şekilde yorum yazmıyor. Arada hatırlatın kendinizi ya. Neyse bu hafta çok fazla konumuz yok. Çünkü bu hafta NAB fuarı başlıyor. Amerika'da Las Vegas'ta. Sinema ürünleri özelinde bir sürü şey tanıtılacak. Bir sürü yeni haberler çıkacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta onların önemli olanlarına dikkat çekici bulduklarıma değineceğim. Yine aslında birkaç tane sızıntı var. Benim takip ettiğim markalar arasından özellikle Rode'dan bayağı bir şey gördüm. Bu şu anda benim kullandığım yaka mikrofonu Rode Wireless Go 2'nin bir tane şarj kılıfı gelecekmiş ki çok mantıklı bence. 3 tane ayrı aleti tek tek kabloyla şarj etmek biraz angarya oluyordu. Onu şahsen edinmeyi kesinlikle istiyorum. Onun dışında bir capture kart çıkaracakmış robot. Onu gördüm şaşırdım. çanta falan varmış. Onun dışında lens üreticilerinden özellikle Çinli lens üreticilerinden baya bir şey gelecek gibi duruyor. Hepsini haftaya değineceğiz. Bu arada NAB fuarı demişken ben 2014'te neredeyse NAB fuarına gidiyordum. Hem de pasaportum hazırdı, Amerika vizem hazırdı hem de 10 yıllık vizen vardı. <laughs> Önümüzdeki sene bitecek ama zaten herhalde hiç gitmediğim için o vize iptal olmuştur. O dönem çalıştığım firmada NAB sürecine giden bir belgesel hazırlanıyordu, kendi yaptıkları ürünlerin geliştirmesiyle ilgili. Sonra o proje iptal olmuştu, dolayısıyla ben de gidememiştim NAB fuarına. Ama neredeyse gidiyordum. Gerçi artık fotokina gibi NAB de biraz eski gazını yitirdi. Zaten genel olarak dünyada bütün büyük fuarlar eski ihtişamında değil. Artık göremedik, bu saatten sonra da zor herhalde. <laughs> Neyse haberlerimize geçelim, aslında ilk haberimiz geçen hafta ile ilgili yine. Bir söylentiden bahsetmiştim. Pentax'ın siyah beyaz sensörlü bir DSLR makine çıkaracağıyla ilgili doğru çıktı. Artık sevinir misiniz buna? Umursamaz mısınız bilmiyorum. Linki açıklamalarda var. Detaylarını merak ediyorsanız oradan bakabilirsiniz. Ben üstüne daha fazla konuşmayacağım. Çünkü bu devirde böyle bir şeyin yapılması bana saçma geliyor. Diğer bir haberimiz Fuji'den. Önceki haftalarda Fuji'nin Nisan'da yapacağı Summit etkinliğinin iptal olduğundan bahsetmiştim. Ki zaten Nisan'ın ortasına geldik. Böyle bir şey olmayacak Nisan'da. Ama Mayıs ayında özellikle 24 Mayıs'ta bunun olması çok olası gözüküyor. Son çıkan sızıntılara, haberlere göre. Eğer Fuji kullanıcısıysanız veya onlardan ürünler, haberler bekliyorsanız çok büyük olasılıkla 24 Mayıs'ta bundan haber alabilirsiniz. Diğer bir haberimiz Canon'dan bayağı enteresan bir lens geliyor. Bugün görüntüleri sızmış. Ben bu videoyu çekmeden hemen önce gördüğüm haberini son anda ekledim. Canon 100-300 mm F2.8 zoom lens. Normalde 28 tele lensler, zoom tele zoom lensler. 70-200 şeklinde çıkıyordu karşımıza bu sefer 100-300 enteresan olmuş. Özellikle büyük statlarda gerçekleştirilen müsabakalarda falan spor fotoğrafçılarının kullanmak isteyeceği bir lens gibi gözüktü bana. Ama tabii ki muhtemelen fiyatı bayağı astronomik olacaktır ki zaten Canon'un bu RF Bayonet konusundaki tutumu 3. parti markalara otofokuslu lense izin vermemesine çok sinir oluyorum. Çok çirkin bir hamle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradan da bir kez daha fuck you Canon demiş olayım. Onun dışında bu hafta haberlerini belki görmüşsünüzdür veya markaların sosyal medya paylaşımlarında birçok marka, birçok ürün Tipa'dan ve Red Dot'tan ödül satın aldı. Şey ödül kazandı. Hı hı. Bilmiyorum o süreçleri nasıl işlediğini biliyor musunuz ama bu ödül kurumlarına siz çok ciddi miktardan para ödeyerek istediğiniz kategorilerde yarışmaya hak kazanıyorsunuz ve sonra da kazanıyorsunuz. Hiçbir değeri yok. Ama maalesef bu tip şeylerin sosyal medyada biraz dikkat çektiği için bütün markalar her sene paraları bayılıp ödülleri alıp sosyal medyada işte ödüllü ürünümüz fuck yeah we are the best diye paylaşıyorlar. Diğer bir haberimiz yine beni sinirlendiren bir haber. Geçtiğimiz haftalarda bu yapay zeka ile ilgili konuların biraz sündürüldüğünü, içerik uğruna çok esnetildiğinden ve bundan artık bıktığımdan bahsetmiştim. Şimdi yine onunla ilgili bir haber var. Bir fotoğrafçı yapay zekayı ürettirdiği bir görüntüyle fotoğraf yarışmasına giriyor ve dereceye giriyor. Daha sonra da diyor ki ben bunu fotoğraf olarak çekmemiştim. Ödülü kabul etmiyorum. Ulan at. Madem böyle yapacaktın niye giriyorsun yarışmaya onunla? Neymiş efendim amacı dikkat çekmekmiş. Hayır, insanlar zaten bunun artık farkında. Herhangi bir yapay zeka görüntüsünü fotoğraf gibi insanları kandırabiliyorsunuz. Burada amaç buna dikkat çekmek değil. Burada amaç o fotoğrafçının kendi PR'ını yapması. Aynı bu olayı daha dün bir arkadaşım bana bir fotoğraf attı şuna bak diye. Türk bir fotoğrafçı. İsmini veya fotoğrafını göstermeyeceğim boş yere prim vermemek için. Yapay zeka ile portre oluşturmuş. Ve bunları nasıl paylaşmış biliyor musun? Altına marka yazmış. İşte şu fotoğraf makinesiyle şu lensle çekildi diye. Ve markayı da teklemiş Hem makineyi hem lensin markasını. Amacı ne peki? O markalarını fotoğraf diye paylaşacak. Sonra bu diyecek ki ha fotoğraf değildi. Biraz daha etkileşim alacak. Biraz daha adı öne çıkacak. Yani bu kadar ucuz numaraların peşinde koşmak Şeyden bile daha tuhaf bence. Böyle bir sürü markayla iş birliği yapan, bütün postlarına like alan tipler var ya. Hani bin like var her fotoğrafında bir bakıyorsun yarısının profil resmi yok. Ne olduğu belli olmayan isimler falan. Hangisi daha kötü bilemedim. Ama ikisinden de bolca var. Neyse benden bu bölümlük bu kadar. Yine öfkemi dışarı yansıttığım bir bölüm oldu. Aslında bu açıdan güzel oluyor bu programlar. Yani haberleri paylaşmaktan çok benim böyle rahatlama seansım gibi. <laughs> Ama yine de umarım haberler faydalı olmuştur. Bu hafta şu anda arkada çekimi birazdan devam edecek olan NTH100 kulaklığın mikrofon eklentisinin incelemesi gelecek. Onun dışında ek bir bölüm daha gelir bayram içerisinde. O kadar. Tabi şimdiden bayramınızı da kutlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.